Şener'di yanlış hatırlamıyorsam. Bir adım öteye taşıyıp bir maçta yüreğimiz ağzımıza gelmekten ağzımızda yer kalmadı gibi bir ifade kullanmıştı. Bağımsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok. Merhaba arkadaşlar. Az iş çok lafla yine karşınızdayız. Ben Mesut. Ben Fikri. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi Twitter'da bize az iş çok laf hashtagini ya da e-mailimizi kullanarak ulaşabilirsiniz. Bugün yine özel bir konuğumuz var. Kerem Aydın. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu. Şimdilerde ise İngiltere'de bir kurumda oyun yazılımcısı olarak çalışıyor. Kendisi detayları verir birazdan. Fakat biz onu daha çok futbol almanı olma özelliğiyle tanıyoruz. Bir takımla, futbolcuyla nerede gerekli gereksiz bilgi var, hepsini biliyor. Bilgisinden yararlanma adına da kendisini bölüm 3'te ağırlamıştık. Fakat gelen yoğun tepkiler üzerine bir de çağırmamaya karar vermiştik. Fakat zaman her şeyin ilacıdır. Kendisine bir şans daha vermeye karar verdik. Umuyoruz bu bölüme daha hazırlanmış bir hale gelmiştir ve kendisinden daha fazla istifade ederiz. Kerem, seni gömdükten sonra çok kısaca yine tanıyalım. Sonra da futbol bilginden yararlanalım. Sizle bir arada olmak çok güzeldi. Görüşürüz. Ben ya anlattın zaten abi. Onun haricinde ya oyun geliştiriyorum. Eğer merak edenler varsa ya daha çok mobil oyun geliştiriyorum. Arada birkaç böyle AR VR uygulaması yapmıştım da var ama daha çok mobil oyun. Şu anda en popüler yani benim içinde bulunduğum en popüler oyun şu anda yayında olan Braindom 1, Braindom 2, Braindom 3 var. Yani tricky puzzle oyunları. Onlardan bahsedebilirim. Onun haricinde işte ben de çocukken yani çoğu erkek çocuğu gibi futbolcu olma hayalim vardı ama elimizden tutan olmadı. Buraya kadar geldik işte. Bir öyle. De biz her ne kadar da işte farklı kariyerlere sahip olsak da hepimiz championship manager, işte futbol menajeri nesliyiz. O yüzden birçoğumuz ufak bir almanız yani. Ufak bir ansiklopediyiz gerekli gereksiz bilgi konusunda. Bu bölümde ilginç Türk futbol terimleri üzerine konuşacağız. Tabii illa Türk futbol terimi olmasına gerek yok ama genelde Türk futbol terimi olacak. Bir de futbol terimi demişken Netflix'te çıkan terim belgeseliyle ilgili de fikirlerini almak olmaz. Onları da dinleyeceğiz. Sonra da noktayı koyacağız. Ben bir iki tane terim kullanarak başlayayım. Ondan sonra da Kerem'e devredeyim. Tabii bazıları yurt dışından, özellikle işte İngiltere'nin alıntılar var. Birçoğu futbol dünyasında kalmış ama bazıları günlük hayata da taşmış bu futbol terimlerinin. Özellikle Şampiyonlar Ligi gibi mesela dediğin zaman çok güzel dört bayan mesela görsen işte Şampiyonlar Ligi gibi olabilir mesela bir fotoğrafta. Tabii bunların arasında işte eşin de tabii var. Bunun yalnız bununla ilgili ilginç bir bilgim. Bu terimin çıkış noktası aslında ya bir futbol müsabakası, bir spiker anlatımı vesaire değil. Bu aslında Kolpaçino filminden çıkıyor. İçerisi Şampiyonlar Ligi diye. Süper. Evet. Ondan sonra ölüm grubu mesela. Bir ölüm grubu dediğin zaman illa sadece futbolla ilgili bir grup olmasına gerek yok. Aynısı dediğin gibi farklı senaryolarda kullanılabiliyor. Bunları çok duyuyorum hani özel hayatta da diyeyim. Var mı böyle birkaç tane genel hayatta indiğini düşündüğün terimler? Onlarla başlayalım. Ondan sonra birkaç tane futbol terimiyle devam edelim. Ben en favori, benim için en favori olandan başlayayım. Ya şimdi onlar düşünsün. Ben bu lafın hastasıyım. Bu zaten popüler kültürde de çok sık referans gösterilen bir ifade oldu. Ve dizilerde, komedi dizilerinde vesaire rastlayabilirsiniz. Twitter'da işte çeşitli sosyal medyada rastlayabilirsiniz. Bunun çıkış noktası, ya ilk kim söyledi bilmiyorum açıkçası ama ya bu daha çok Avrupa maçlarında söylenen bir şey haliyle. Çünkü ya bizim gibi ülkeler hani böyle çok üst düzey futbol ülkesi olmadığı için böyle arada kafayı uzatıyor böyle Avrupa kupalarında vesaire. Hani böyle birkaç yılda bir böyle hani yarı final, çeyrek final şansı oluyor bizim takımların. O yüzden bizim gibi bir ülkeden böyle bir terim çıkmıştır. Hani normalde genelde Türk takımları skor konusunda maç boyunca dezavantajlı olur. İşte son dakikada bir şeyler yapmaya çalışır vesaire. Euro 2008'de mesela hani genelde Türk milli takımı gerideydi. Sonradan öne geçiyordu veya beraberliğe biz bitti demeden alıyordu. Bitmez vardı. Ha, evet. Onun da çıkış noktası biraz dağılacak ama sanırım İsviçre'de bir gazete manşeti vermiş. Yani Türkler otobüse binmeden
maçın bittiğine emin olamazsınız gibi bir manşet olmuş. O Evet. sanırım sonradan şeye evriliyor işte, biz bitti demeden bitmez. Fatih Terim çok kullanıyor. O zaman da tabii şeyin teknik direktörü milli takımın. Ya ben o yüzden bu lafı çok seviyorum. Bunun yani İngiltere, İspanya, İtalya'da bir karşılığı olduğunu hiç sanmıyorum ama şeyi çok merak ediyorum mesela. Bir atıyorum bir Yunanistan'la, Sırbistan, bir Balkan ülkelerinden hani bizimki gibi böyle her zaman başarılı olmayan ama arada böyle kafayı uzatan Avrupa ülkelerinde acaba bunun bir karşılığı var mı diye çok merak ediyorum. Çünkü benim hastası olduğum bir şey. Ya provokatif bir şey olacak ama biraz sanki eziklik kokan da bir söz. Yani şimdi onlar düşünsün tarzı. Sen ne düşünürsün o konuda? Var Ya tabii biraz ezikliğimiz var Avrupa'ya karşı. Özellikle futbolda kesinlikle var. Yani şimdi ya Türkiye çok üst düzey bir futbol ülkesi değil. Yani futbol çok seviliyor, oynanıyor. Ama sonuçta yani çok üst düzey bir futbol ülkesi olmadığından tabii ki böyle bir fırsat oldu mu böyle bir mutlu oluyoruz yani. Hani şimdi onlar düşünmek. Çünkü biz çok düşünüyoruz mesela hani. Ya şey gibi değil. İtalya'da mesela Avrupa maçlarında Inter ve Milan taraftarları rakiplerini destekliyor mesela. Ama Türkiye'de bu biraz ayıp karşılanıyor yani. Hani bir Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibini desteklerse bunu ayıplayan çok kişi oluyor yani. Ama İtalya'da ya da İngiltere'de durum bu değil yani. Hani o Evet, yüzden doğru. ya haklılık payı var yani. Hani biraz alt seviye bir ülke olduğumuz için futbol konusunda evet biraz öyle bir durum var. Şey var, dişine göre rakip. Mesela onu da ben çok duyuyorum özel hayatta. Tabii genelde senden daha zayıf rakip olmuyor genelde. Seninle aşağı yukarı aynı seviyede bir rakibe dişine göre rakip diyorsun mesela. O da hoşuma gider. Var mı böyle başka eklemek istediğimi? Sonra direkt sırf futbolla kalmış terimlere geçelim. Benim bayağı var aslında. İkinci en sevdiğim Ender Gelişan Osasuna atakları. Onu bir dinlemek isterim. Hala anlamış değilim ben onu. Ya bu Twitter'da böyle bir hesap var yani. Hesabın ismi Ender Gelişan Osasuna atakları diye. Böyle hani futbolla ilgili komik şeyler paylaşıyor daha çok. Ya bunun çıkış noktası neresi bilmiyorum ama bu 2000'lerde falan bu hani diğer ligler artık Türkiye'de daha çok izlenmeye başladığında tabii bir de o zamanlar hani Ronaldo ile Messi'nin zirve olduğu dönemler bir de Osasuna gibi küçük takımlar var. Bunlar çok sık atağa çıkamıyorlar tabii. Böyle canlı yayında değildi. Daha çok özetlerde mesela hani spiker anlatımı sonradan ekleniyor ona. Hani canlı maç gibi olmuyor onun anlatımı. Özet maç için işte spiker bir şeyler anlatıyor. O yüzden mesela biraz daha ruhsuz oluyor onlar. Orada mesela böyle özet boyunca Barcelona atak yapmış ama bir tane de Osasuna atağı var mesela. Orada diyor ki Ender Gelişan Osasuna ataklarından birinde falan diye. Öyle bir şey var, çıkış noktası var yani. Bu da ya baya komik geliyor bana o Bu da yüzden herhalde bunu da. sessiz sakin birinin bir anda bir karşılık vermesi gibi bir şey mi oluyor acaba? Öyle bir... Ya evet bununla ilgili de şey geyikleri falan dönüyor mesela hani böyle bizimkisi hayat değil Ender Gelişan Osasuna Güzel. atakları gibi çeşitli referanslar görebilirsiniz Twitter'da, Ekşi Sözlük'te vesaire. Hakem takdir hakkını onlardan yana kullandı. Güzel. Ya bu genelde Türkiye Ligi'ndeki maçlarda duyduğumuz bir şeydi. Hala kullanılıyor mu bilmiyorum. Bayağıdır Türkiye Ligi maçları da çok izlemiyorum. Ya genelde böyle ya futbol sonuçta yoruma açık bir spor. Yani hakem de yani farklı yorumlayabiliyor yani. Daha doğrusu farklı hakemler aynı pozisyonu farklı yorumlayabiliyor. Sonuçta her şeyin bir %100 kesin net kararı olmuyor. Genelde o tür durumlarda eğer bir takımın yöneticisi ya da teknik direktörü, futbolcusu o hakemin kararlarını beğenmediyse bunu kullanabiliyor işte hakem Şey var, takdir yurt hakkı. dışı versiyonu herhalde hakem bizi biçti var herhalde. Hep rakibi verdi. Biz yani şey tabii ırkçı falan şeyler de var hani genelde işte yine olayı da çok sevmemizden kaynaklanan. Hakem böyle bir iki tane hata yaptığı zaman direkt hakem bizi biçti. Bu daha çok şeyde kullanılıyor tabii. Hani yurt dışı versiyonlarında daha sert, daha ağır ifadelerde kullanılıyor. Bu biraz daha yumuşak, daha naif bir ifade. Bu daha çok maç sonu basın toplantılarında denk gelebilecek bir ifade. Bir sonraki hakem futbol oyun kuralları içerisinde diyor. Bu daha çok böyle sert pozisyonlarda böyle sert bir faul olduğu düşünülüyorsa yani öyle tartışmalı bir durum varsa spiker acaba faul mi verecek diye beklerken gergin bir şekilde birden oyun devam edince bir yükselip şey diyor yani hakem futbol oyun kuralları içerisinde diyor heyecanlı şeye devam ediyor maçı anlatmaya devam ediyor. Bu da yine benim hoşuma giden bir tanesi. Sonrakine geçiyorum.
orta yuvarlağın rakip yarı alana bakan dilimi. Bu aslında ilk duyunca çok anlamsız geliyor. Yani ne anlatmak istiyor gibisin ama çok basit bir ifade. Yani daha doğrusu ifade basit değil de yani basit bir şey ifade etmek istiyor ama biraz ağdalı bir cümle. Ya bunun çıkış noktasını bilmiyorum ama tahminim bu televizyondan önce radyodan sık maç dinlenirken yani ben ilk işte futbol takip etmeye başladığım zaman yani 90'ların sonunda sonuçta naklen yayın çok yaygın değildi. Genelde radyodan dinliyorduk. Böyle radyoda tabii böyle daha detaylı ifade etmek istiyor spikerler. Daha iyi anlatması lazım. Sonuçta anlattığı zaman insanın kafasında bir şey canlanması lazım. O yüzden daha detaylı ifadeler kullanılıyordu. Oradan kalan bir terim muhtemelen. Yani bunlar basit... güzel çünkü bizim neslin aslında bildiği terimler bunlar. Çok duyduğu terimler ama şimdiki neslin büyük ihtimalle duymadığı terimler bunlar. O yüzden bu podcast'ın da böyle tarihe biraz not bırakma adına önemli bir şey olacak umarım. Ya evet muhtemelen çünkü Z kuşağının zaten çok fazla futbol izleme alışkanlığı olmadığı söyleniyor. Oyunun hatta yavaş yavaş ölmeye başladığını söyleyenler de var. Çoğu Z kuşağı zaten futbolu artık FIFA'dan biliyor. Yani FIFA'nın aslında bir şey kurumu olduğunu bilmeyen yani bir futbol kurumu olduğunu bilmeyip oyun olduğunu sadece bir oyun olduğunu düşünen bayağı bir genç varmış. Devam ediyorum. Devam et Kerem. Zemin futbola müsait. Bu da sanırım eskiden her statta galiba zemin çok iyi olmadığına buna hava ekleyen de oluyor. Hava ve zemin futbola müsait diye. Sanırım oradan kalan bir ifade. Çünkü yani eskiden çok eskiden toprak sahada falan oynanıyormuş maçlar. Tabii ben o dönemleri görmedim hatırlamıyorum ama anlatılanlar öyle. Hani zamanla işte çim zemin yaygınlaşıyor ama onun da farklı kaliteleri var işte hani. Bazısı kaliteli bazısı çok kötü oluyor halı saha gibi falan. Artık tam tersini duyduğun zaman sen şaşırıyorsun. Zemin ve işte hava müsait değil diye. Genelde de bu suni çim sahalara duyuyoruz bunu genelde de. Liechtenstein'de falan bir maç olduğu zaman ne bileyim dünyanın en böyle soğuk yerlerinde maç olduğu zaman belki duyuyoruz tam tersini. Devam ediyorum. Sakatlanan futbolcular kervanına katıldı. Ya bu da benim çok hoşuma yine edebi bir ifade. Evet. Yani hani daha çok şey oluyor işte. Zaten takım sakatlıklardan bulmuş. Bir futbolcu daha sakatlanıyor. Bunlar böyle çok fazla olunca bir kervan oluşturmuş gibi. Mesela onu ilk kim kullandı mesela değil mi? Şu an hepimiz kullanıyoruz mesela. Onu kim kullandı acaba? Mesela düşme potası da beni çok mesela ilgilendi. Düşme potası yani. Neden başka bir şey değil anlatabildim mi? Yani. Ya bunu ilk kim kullanmış olabilir düşünüyorum. Ya muhtemelen TRT'den kalma bir şey. Çünkü hani eskiden ya TRT eskiden çok ciddi sınavlar yapıyormuş spiker alımı için. Genel muhabir spiker alımı için. Hani onlar böyle anlatım konusunda eski spikerler böyle daha dikkatli böyle diksiyonları daha düzgün. Yani herhalde o zamanlardan kalmadır. Yani ilk TRT'nin artık TRT lig yayını yapıyor muydu gerçi hatırlamıyorum. Muhtemelen o zamanlardan böyle hani muhabirlerin stadın içine girip maç sırasında röportaj yaptığı zamanlardan kalma falan olabilir. Yine başka sevdiğim bir tane içerisi ana baba günü. Bunun da yani ilk kim kullanmış çok merak ediyorum. Bu da daha çok şeyde oluyor. Artık yani maçın son dakikaları bir takım skor avantajını elde etmiş. Diğer takımın mümkün olduğunca yüklenmesi lazım. O yüzden ceza sahasının artık ne kadar adam gönderirse gönderir. Yani sonuçta hani bir topu bir şişireyim, bir havadan bir göndereyim. Uzun boylu biri belki çıkıp kafa vurur, gol atar düşüncesiyle muhtemelen. Acaba bu futboldan mı özel hayata geçti, sosyal hayata geçti yoksa tam tersi mi acaba? O da ilginç olabilir ya, bu terim. Evet, ya tam tersi de olabilir tabii. Yani şeyden geçmiştir belki de bilemiyorum. Ya hatta şey de vardır, bununla bağlantılı bir ifade yine. Maçın son kornerinde rakip kaleye giden kaleci çaresizliği ifadesi de böyle. Hatta şeyde vardı, izlediyseniz belki görmüşsünüzdür. Kardeş Payı dizisinde vardı. Böyle oradaki Metin vardı, karakterlerin Metin'le Eda'ya aşkını anlatmak için şey diyordu hani. Maçın son kornerinde rakip kaleye giden kaleci çaresizliğindeyim gibi bir ifade kullanıyordu. Onun haricinde kariyer maçını oynuyor. Bu da genelde şey için kullanılıyor. Böyle çok kaliteli bir oyuncu değil. Çok kaliteli bir futbolcu değil. Bu gerçi diğer sporlarda, basketbolda da çok kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Ama o maç mesela çok inanılmaz bir maç çıkarıyor. Çok inanılmaz şeyler yapıyor işte. Gol, asist vesaire. Onlar genelde o tür sporcular için böyle çok kaliteli olmayan ama bir maçta inanılmaz performans gösteren sporcular için kullanılan bir tabir. Kariyer maçını oynuyor. Yine benim hoşuma giden tabirlerden biri. Arada arkadaş arasında falan böyle de kullanıyoruz. Böyle inanılmaz beklenmedik bir hareket yaptım falan. Oralardan golü var.
Bir sonraki hafta güzel. Oralar nereler? Ya evet. Bu daha çok şey için kullanılıyordu. Bunu da ilk kim kullanmış çok merak ediyorum. Ceza sahası dışında ve uzak mesafelerden ve iyi şut çıkan, güzel gol atan futbolcular için. Hani atıyorum Hacı mesela, benim çocukluğumda Hacı çok meşhurdu yani, 40 metreden falan gol atmışlığı var. 30 metre, kaleye 30 metre mesafede top ayağına geliyordu. Spiker hemen şeyi yapıştırıyordu ve heyecanlı bir şekilde, Hacı oralardan golü var diye. Bunu da ben çocukken çok seviyordum ya. Böyle bir şey heyecanlı ifade ediyor. Acaba şut çekecek mi? Çekerse gol olur mu falan. Tatlı evet. Bir heyecanı vardı. Aynen öyle. Futbol zaten bir ümit oyunu. Ben baktım geçen istatistiklere. Opta istatistikleriydi sanırım. 30 metreden sonra %1 mi 2 mi ne yani şey gol oranları. Çok düşük. Aslına bakarsan evet. Bayağı yani büyük ihtimalle gol olmayacak. Hacı da olsa gol olmayacak. Anlatabildim mi? Yani o yüzden o ümit insanı zaten o heyecanlandırıyor dediğin gibi. Leyla ile Mecnun'da vardı galiba bunun referansı. Holosko artı bir miktar para. Abi Holosko'yu hatırlıyorum gerçekten. Beşiktaş'tan gönderilirken onu hatırlıyorum. Holosko'yu bilmeyenler için Holosko Slovak bir futbolcu. Kenarda oynuyordu, hızlıydı. Yani güzel futbol oynuyordu. Ben seviyordum en azından. Ben de seviyordum evet. Ya ilk Manisa Spor'a gelmişti. Oradan Beşiktaş, Rize bayağı bir gezmişti Türkiye'de. Uzun bir süre oynadı. O yüzden ya bir de İyi bir futbolcu olduğu için, yani iyi derken Türkiye Ligi şartlarında iyiydi. Her yaz bir transfer haberi çıkardı. Çünkü Manisa'da oynuyordu ama yani bir üst seviyeye çıkması bekleniyordu her zaman. Ki çıktı da zaten, Beşiktaş'ta oynadı. O yüzden sürekli her yaz bir transfer haberi çıkardı Holosko'yla ilgili. Ya bir yerden sonra niyeyse takas için sürekli Holosko'nun ismi geçmeye başladı işte. Ya Holosko'yu hatırlıyorum ben ama. Yani o sonraki seviye atlayamadı ama. Hep böyle 10 golde kaldı. Böyle hani bir sonraki seviye atlayamadı. Hatta ben şeyi hatırlıyorum. Çok iyi bir örnek. Manisa Spor'da oynarken Juventus'u izlemeye geldi dediler. O maçta kırmızı kart gördü mesela. Böyle tam Holosko'yu böyle bence açıklayan bir maç oldu. Golü attı, sonra kırmızı kart gördü. Yani böyle gerçekten de hani kaliteli bir topçu ama sonraki seviye artık beyni mi yetmedi, yeteneği mi yetmedi tam şey yapamadım ama sonraki seviyeye atlayamadı bir türlü. Ya bu da popüler kültürde kendine sık yer buldu. Çok sevildi. Yani hani böyle bir şey alınacağı zaman falan hani ne teklif ediyorsun? Holosko artı bir miktar para yani. Elden tamamen çıkarılma istenen bir şey evet. Aynen. Zamanla öyle bir futbolcuya dönüştü Holosko ne yazık ki. Devam ediyorum. Yine başka bir futbolcu için sevdiğim bir terim, bir kavram. Bir Alex değil. Bunu İlk Rıdvan Dilmen kullandı. O sık kullanıyordu. Hoşuna gidiyordu bayağı. Çünkü Fenerbahçeli bir futbolcunun ismi geçtiğinde ya sürekli referans noktası Alex'ti. Çünkü Alex o zaman yani Fenerbahçe'nin en popüler futbolcusuydu 2000'lerde. Çok yetenekliydi. Hani gol ve asist sayıları bayağı yüksekti. Seviliyordu. Yani Rıdvan Dilmen kullanmaya başladı Fener'e gelme o ihtimali olan futbolcular için. Sonra bu daha da yaygınlaştı. Diğer futbolcular için yani Galatasaray Beşiktaş'a gelecek futbolcular için hani iyi futbolcu ama bir Alex de değil yani. Hani o kadar da değil. Tamam iyi güzel hoşumuza gitti de o kadar da değil yani falan gibisinden kullanılmaya başladı. Zamanla işte Twitter'da vesaire de farklı insanlar için çok alakasız konularda işte başka bir özelliğini anlatıyorsun işte ne bileyim hani iyi güzel hoş çocuktur ama bir Alex de değildir yani futbolla hiçbir alakası yok kullanılmaya başlandı. Evet. İki kardeş kavramından bahsetmek istiyorum. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Bu da yine daha çok Avrupa maçlarında. Biz skor avantajı elimizde, işte Türk takımı skor avantajı elinde. Ama diğer taraftan rakip de bastırıyor sürekli. Pozisyonlar buluyor ve tehlikeli pozisyon geldi mi? İlk kullanılan ifade yüreğimiz ağzımıza geldi. Bir de bunun kardeş ifadesi derin bir oh çekiyoruz pozisyon. Ben de bayağıdır Türkiye Ligi'ni ya da Türk takımlarını izlemiyorum ama şeyi hatırlıyorum. Dinamo Kiev Beşiktaş maçı vardı. Son saniyede inanılmaz bir pozisyon var. Onu herkesin açıp izlemesi isterim yani. Hatta onu biz linklerde paylaşalım. 2-1 Beşiktaş yeniyor yanlış hatırlamıyorsam. Son saniyede öyle bir pozisyon oluyor ki gerçekten yüreğimin ağzına geldiğini hatırlıyorum o pozisyonda. Eskiden Beşiktaş taraftarıydım. Şimdi çok şükür değilim diyormuşum. Evet hatırlıyorum ya. İnanılmaz şutlar çıkmıştı ya o pozisyonu hatırlıyorum. Dinamo Kiev maçındaki efsane karambol diye ekşi sözlükte başlığı falan açılmıştı hatta. Öyle bir şey hayatımda görmedim bak. Yani çocukluğumdan beri futbol izliyorum. Öyle bir pozisyon hala görmedim yani. Bunu hatta
Ertem Şener'di yanlış hatırlamıyorsam. Bir adım öteye taşıyıp bir maçta yüreğimiz ağzımıza gelmekten ağzımızda yer kalmadı gibi bir ifade kullanmıştı. Yani şu an hangi maçta hatırlamıyorum ama hakikaten böyle veya rakip takım inanılmaz pozisyonlar kaçırmıştı gerçekten. Yapma hayrettin daha kadroları saymadım. Bu aslında O neydi ya, onu hatırlayamadım bunu ben de hatırlamıyorum çünkü Hayrettin Galatasaray'ın eski kalecisiymiş. Milli takımın da kalecisiymiş. Sanırım bak. Türkiye'nin o zamanlar yani kaleci sorunu çektiği zamanlar hani Rüştü'nün Volkan'ın daha olmadığı zamanlar herhalde 80'lerin sonu. Çünkü ben hatırlamıyorum, bu maçı izlemedim. Spiker de yanlış hatırlamıyorsam Ümit Aktan'dı galiba, eski bir spiker. Bir milli maçta sanırım yani ilk dakikalarda yani bir ikinci üçüncü dakikada falan gol yiyince böyle bir serzenişte bulunuyor. Ya bu aslında Herhalde tek maçlık. İngiltere'den 8 yediğimiz yıllar büyük ihtimalle bu. Olabilir. Ya bu aslında tek maçlık bir ifade. Ya tek maç için kullanılmış ama bu da yani çok popülerleşti sonradan. Kral attı 3 oldu. Yani bu artık şey maçlarda böyle daha basit maçlarda kral oyuncunun yani forvetin coştuğu zamanlarda işte hani her takımda kral diye tabir edilen bir oyuncu vardır. Hani o artık öyle bir coşmuştur ki 3. golle atmıştır falan. Spiker de bir coşkuyla kral Hakan attı 3 Şükür'den çok oldu. hatırlıyorum onu. Hakan Şükür sanki çok hatırlıyorum öyle. Kral Evet attı 3 evet. oldu. Evet Hakan Şükür 90'larda falan bayağı golcüydü. Hatta yine Hakan Şükür'ün Leeds maçıydı galiba. Şey vardı hiç unutmadığım. Spiker de çok ünlü bir spiker. İsmini hatırlayamadım şu anda da. Yani kral attı hem de Leeds'te attı. İngiltere'de kralın golü diye Evet. bayağı coştuğu bir maç vardı. Evet, kral gerçekten de bir de hani forvetler için kullanılıyor genelde dediğin gibi. Evet. Bir sonraki iğne deliğinden geçirdi. Ya bu da zor goller için söylenen bir tabir. Bununla ilgili hatırladım Costa Rica maçı vardı. Emre Belözoğlu'nun attığı bir gol vardı. Böyle, yani çok da dar değil de biraz dar bir yerden gol atıyordu. Genelde o tür pozisyonlar. Çok dar bir yerden geçti mi iğne deliğinden geçirdi ifadesi çok kullanılıyordu. Bu da muhtemelen Türkiye'ye has bir tabirdi. Yani başka bir ülkede kullanıldığını sanmıyorum. Bu da yine benim hoşuma giden Emre tabirlerden biri. demişken sence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi topçusu olabilir mi Emre? Yoksa başka biri mi sence? Ya kariyer açısından bence Arda Turan ya. Arda Kariyer Turan. açısından kesinlikle. Son dönemlerde böyle biraz futboldan uzaklaştı. Biraz siyasi sebeplerden falan çok sevilmedi yaptığı hareketler vesaire. Farklı şeyler oldu ama yani kariyer olarak ben bence kesinlikle Arda bir numaradır yani. Yani şeyi tabii bilmiyorum 60'ları 70'leri çok bilmiyorum ama yani Evet, hani Arda'ya da karşı çıkamazsın fazla. Yani büyük ihtimalle ben Emre'yi yine belki minik bir tık üste tutarım ama Emre, Arda, Nihat, Yıldıray, ya Hakan Şükür herhalde bunlar en iyi oyuncular büyük ihtimalle. çünkü ya Arda şeyde ilk 11 çıkıyordu Atletico Madrid'de. Ronaldo'nun Messi'nin olduğu ligde o takım şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Arda gerçi finalde oynayamadı. Sanırım sakattı. Ve o takımdan Barcelona'ya transfer oldu ki o Barcelona yani tarihin en iyi Evet. takımlarından biri Doğru. diyebiliriz yani. Ben orada artık oldum dedi. Evet. Daha fazla devam etmek istemedi muhtemelen. Maalesef. Yoksa ben Barcelona'da da yine yani birkaç sene daha oynayabileceğini düşünüyordum yetenek açısından. Ama kısmet değilmiş. Ben de iki tane söyleyeyim hazır sen dinlenirken. Arka direkte kendini unutturdu. Güzel. Korner kullanırken arka direği geçip gol atan adam için. Bol için daha çok kullanılır ama arka direkte kendini unutturmak. Bir ikincisi de tekmeye kafa atmak. Kafa uzatmak, evet. Tekmeye kafa uzatmak. Evet. Yine bunun kardeşi bir de şey var. Kemik sesi çıktı vardı bir de. Kemik. Şimdi aklıma geldi. Evet, bayağı agresif maçlarda, evet. Doğru. Peki, o zaman birkaç tane fikri konuşmuşken bir iki tane böyle şey yapalım. Nedir? Artık herkesin ağzına dolanmış böyle futbol terimlerinde böyle mesela panenka. Bilirsin panenka'nın ne olduğunu. Biliyor Panenka musun? uluslararası bir şey artık. Fikri biliyor musun panenka? Yok yok. Biliyorsun mesela. Penaltıda topun dibine vurup yavaşça topu ağlara gönderiyorsun mesela ve bunu hani özel hayatında ben kullanıldığını duydum böyle işte çok şık bir şekilde bir argümanı mesela sunmuş. Böyle bir panenka vuruşu yaptı tarzı bir şeyler dediğimizi hatırlıyorum arkadaşlar aslında. Profesyonel faul mesela, o da orta sahada rakip böyle bir pozisyon yakalar gibi olduğunda yavaş hafifle çekersin. Hani belki hakem görmez diye ama genelde görür ve sarı kartı verir mesela. Ama bu doğru bir fauldür. Hiç kimse şey yapmaz yani. Bu sarı kartı hiç kimse eleştirmez. Profesyonel faul denildiği an hiç kimse eleştirmez o şeyi. Kazma vardır mesela. Orta sahada böyle daha çok rakibi bozmaya çalışan bir topçu. Çok önemli topçulardır. Hatta herkes
Bence kazma olamaz. Ama kazma böyle artık aşağılama adına söylenmiş bir söz ama aslında bayağı işe yarayan insanlar genelde. Özellikle işini iyi yapanlar tabii. Rakip oyuncuyu yıldırmak için kullanılıyordu bu tür oyuncular. Şey vardı Türkiye'de, Hürriyet vardı. Alex'in belalısı. ya her maç Alex'e yapışırdı. Hatta Alex'e soruyorlar yani en sevmediğin futbolcu mu? Öyle bir soru soruyorlar. Hürriyet'i söylüyor. Ya inanılmaz yıpratmıştır Alex'i. Gerçi Alex yani yine tabii yapacağını yapmıştır da. Aklıma o geldi benim. Evet. İşte ara topu, total futbol, raket gibi mesela. Bir futbolcunun ayağı mesela raket gibiyse şutları genelde böyle lazer gibi dümdüz gidiyordur mesela. O zaman raket gibi diyorsun mesela. Hani kontrpiyede kalmak mesela biri şut çeker. Defansa çarpıp ters yöne gider. Mesela kaleci kontrpiyede kalır. Avantaja bırakmak. O da benim çok hoşuma gider. Hakemler işte bir faulü görür ama topu zaten alan, topun onda olduğu takım zaten bir pozisyon yakalamıştır. Hakem onu devam ettirir. Kova mesela. Darwin Hayrettin dedin. Direkt aklıma dedin. Kova geldi mesela. Kaleciler için kullanılır genelde kova. Çok gol yiyorsa, elinden topu kaçırıyorsa vesaire kova denir. Onun tersi bir de panter vardır tabii. Panter var, doğru. Pazara yolladı var mesela. Genelde hemen aklıma gözün önüne gelen pozisyon direkt şeydir. Forvet oyuncusu tam şut çekecek gibi yapar. Defans oyuncusu kayar önüne, forvet oyuncusu çeker ve defans oyuncusu işte nedir, yana doğru kayarak gider. Direkt ona mesela pazara yolladı denir mesela. Onu çok duyarım. Karambol anı zaten söyledin. Pazara yollamayla ilgili mesela hani her yerde çok seviliyor o tür pozisyonlar. Yani bir futbolcu hani kayıp gitti mi böyle çalım yediği zaman. Ama yani pazara yolladığı kadar güzel bir tabir görmedim ben başka bir dilde. Evet. Gerçi çok güzel başka geldi. Başka dil dedim. Gerçi bir de İngilizceyi biliyorum. Ötekileri biliyorum. Doğru. Maalesef İngiliz santrik bir dünyada olduğumuz için her şeyi bundan ibaret sanıyoruz. Peki zor bir soru sorayım o zaman ikinize de. Birincisi ikinci sezon sendromu, ikincisi de üçüncü sezon sendromu. Ben cevaplayacak olursam ya Jürgen Klopp için yakın zamanda 7. sezon sendromu diye bir şey çıktı. Ya normalde şöyle mesela 2. 3. sezon sendromu normal. Atıyorum Conte için mesela Conte de 2. sezondu galiba. 2. sezon sendromu olması normal. Çünkü hani Conte'nin inanılmaz katı kurallar koyduğu söyleniyor ki yani gittiğinde ilk senede inanılmaz bir başarı yakalıyor. Her takımda neredeyse. Yani Chelsea'yi burada şampiyon yaptı. Inter'i İtalya'da, Juventus'u İtalya'da şampiyon yaptı. Ama ikinci sezonda futbolcular bıktığı için artık o kadar umursamıyorlar diyorlar hoca. Yani ikinci sezon sendromu, üçüncü sezon sendromu normal geliyor. Mesela Klopp'ta çok ilginç bir şekilde yedinci sezonda böyle bir sendrom çıkmış. Üç farklı takımda. Ya bu çok garip gelmişti bana ya. Çok inanılmaz bir şey. Yani 7. sezon ya bu tesadüf olması lazım diyorsun ama yani 3 takımda çıkınca da bir düşünüyorsun yani. Doğru. Zaten o 2. sezon sendromu aslında genelde 3. sen anlattığın 2. sezon sendromu genelde 3. sezon sendromu olarak geçiyor. Tabii şeyleri vardır. Farklı örnekleri vardır. Özellikle işte Mourinho mesela içinde çok söyleniyor. Hiçbir takımda neredeyse 3 sezondan fazla kalmıyor. Takım üzerindeki dediğin gibi o yoğun etkisi azalıyor. Ve 3. sezonda artık futbolcular belki aynı şeyleri dinlemekten, belki işte Conte için belki bu 2. sezonda oluyor bu. Aynı şeyleri dinlemekten artık o etkisi kalmıyor ve takım bir anda çöküyor yani ve kovuluyor genelde. 2. sezon sendromu da ben genelde şeyler için kullanılıyor. 1. lige çıkmış, işte Premier Lig'e çıkmış yeni takım. İlk sezon beklenenden çok başarılı oluyor. Yani kesin düşmesi beklenen takım bir anda atıyorum işte 8. sırada bitiriyor ligi. Sonraki sezon düşüyor ama. Çünkü 8. olduklarını görüp ya onun aslında bir istatistiksel bir anomali olduğunu kendileri görmüyorlar. Kendilerini aslında vay be biz 8. takımız deyip aynı takımı tutuyorlar ve önümüzdeki senede bir rakipler zaten sen onları çok iyi tanıyor. İkincisi sürpriz faktörü de kalmıyor. Bu sefer pat diye düşüyorlar. Yani o 8. ligden 10.luktan bir anda küme düşmeye gidiyor ve birçok takımın o 2. sezon sendromu çok ünlüdür yani. Conte sezon öncesi haberlerde görmüştüm de takımı dehşetengiz yoruyor ya. Acayip çalıştırıyormuş yani. Hatta İngiliz spor yorumcuları şey diyordu yani bu ne ya köle gibi çalıştırıyor resmen. Öldürecek oyuncular falan. Ya işte evet modern futbolun biraz sıkıntısı o ya. Yani zaman vermediğin için menajerlere o zaman adam da diyor ben kısa vadede getirebileceğim başarıya bakarım. Şöyle oluyor mesela Conte gibi adamlara genelde evet ilk dönemde çok başarılı oluyor çünkü takımı fizik oranı vesaire çok yüksek oluyor ama tabii zamanla ona nedir yürek dayanmıyor diyeyim futbolcuların. Ama Conte gibi adamların sürekli başarılı olması için sürekli transfer yapması lazım aslında. Onu da sürekli vermiyorlar işte. Adam gibi her sene 50 milyonluk topçu alması lazım. Onu da vermiyorlar.
Bu sefer ya Conte'yi getiriyorsun. 50 milyon da vermek istemiyorsun. Tutmuyor. Çünkü takımı sürekli elinlemen lazım. O şeyi. Aynen öyle. İdam ettirebilirsin. Mesela bak Sir Alex Ferguson devamlı bir çok iyi bir kadrosu vardı. O ayrı bir şey ama diyordu mesela. Ben çok başarılı sezonlardan bile sonra yeniliyordum ben. Yeni yüzler getiriyordum takıma diyor. Mesela o adam bir tabi o kredisi vardı ama ikincisi o kredi işte bütün o diğer menajerlere verilmediği için. Üçüncü, mesela Mourinho gibi adam 3. sezonda harcanıyor gönderiliyor mesela. Sanki bu sene onu Manchester yaptım ya Manchester City. Bayağı oyuncusunu gönderdi. Değil mi? Mesela bayağı oyuncuyu gönderdi. Biliyorum Arsenal, bayağı oyuncu Arsenal'e gitti. Başka şeyler oldu. Ya tarihin en büyük belki Liverpool'unu ya da durdurdu yine yani. Normalde bu Liverpool'un herkes ezip geçmesi lazım ama Manchester City bakıyorsun yine her sene şampiyon. Sebebinden biri tabii Pep Guardiola'nın çok akıllı bir adam olması ama ikincisi evet dediğin gibi devamlı yeni yüzler getirmesi Manchester City'nin. O zaman şöyle yapalım. Ben bir de çok merak ettiğim mesela ben eskiden yine Türk futbolunu takip ettiğimde takımların böyle karakteristikleri olurdu. Mesela Fenerbahçe çok çok iyi bir takım olurdu ama Edirne'den öte kağıttan kaplan olurdu mesela. Hiçbir zaman Avrupa'da başarılı olamazdı. Onu mesela şimdi var mı onu bilmiyorum. Gerçi bütün Türk takımları neyse kağıttan kaplan oldu ama mesela Gençler Birliği direkt özellikle İlhan Cavcav dönemi hatırlıyorum. Mesela Afrikalı Topçu Cenneti diye mesela biliniyordu. Direkt bilirdin yani. Mesela eskiden hatırlıyorum Bursa Spor böyle futbolcu fabrikası olarak biliniyor. Herhalde şimdi Altın Ordu herhalde oldu öyle. Dediğim gibi çok takip etmiyorum ama. Futbolcu fabrikası dediğin zaman herkes bilir mesela. O takım şu takımdır derler mesela. Böyle takım karakteristikleri vardı. Herhalde onlar bayağı azaldı herhalde bu dönemde. Böyle hiçbir karakter olmayan bir sürü takım oluşmaya başladı ama bilmiyorum senin de fikirlerini merak ediyorum. Türkiye'de ya Trabzon'la Bursa çok meşhurdu altyapı konusunda eskiden. Ama artık şöyle bir durum var. Ya eskiden tutabiliyorlardı takımda. Sonuçta Trabzonspor'un 70'lerde şampiyonluğunu getiren kadro tamamen altyapıdan yetişme. Yani yabancı futbolcu bildiğim kadarıyla yoktu. Ya Bursa Spor yine birkaç sene tutabiliyordu ama şu anda mesela ya Beşiktaş yeni sözleşme imzaladı futbolcuyu. Ya Torino aynı yaz futbolcu transfer etti. Yani takımlar artık şeyi tutamıyorlar futbolcuların. Çünkü ya sebebi ekonomik. Çünkü çok daha iyi para verebiliyorlar. Rahatlıkla verebiliyorlar. Ekonomiden kaynaklı, kurdan kaynaklı. O yüzden tabii yani Bursa o kadar ön plana çıkmıyor altyapısıyla artık. Gençler Birliği'ndeki durum yani eskiden İlhan Cavcav harici dünyada bilen yoktu Afrika'yı. Çünkü evet. Jeremy'yi satmıştı Real Madrid'e. 5 milyon dolara satmıştı ki o zaman için çok büyük paraydı 5 milyon dolar. Birkaç yüz bin dolara falan almıştı şeyi. 100 bin dolar yoktu belki de daha az 20-50 bin dolar falan olabilir. Çok ucuza almıştı Jeremy'yi. Birkaç sene oynatıp Real Madrid'e 5 milyona satmış ama artık ya şeylerin akademileri var artık. Avrupa'daki büyük kulüplerin akademileri var yani. Artık o futbolcular yani 13-14 yaşında Fransa görüyor artık. İspanya görüyor yani. Hani o yüzden Gençler Birliği'nin o şeyi kalmadı tabii haliyle yani. Evet. Bir de şeylerden bahsetmek istiyorum ben. Kişilikler de mesela. Mesela Guiza deyince direkt aklına herkesin böyle negatif bir... Yani birine Guiza desen o övgü olmayacak belli. Ama mesela ben onu böyle şey diye düşünmek istiyorum. Mesela çok şey beklenen ama böyle yanlış kullanılan ve dolayısıyla böyle harcanan kaliteli topçu. Yani çünkü ben hatırlıyorum mesela adam tek forvet oynatılmıştı mesela. Ve adam bir önceki sene İspanya Ligi'nin, La Liga'nın gol kralı iken Türkiye Ligi'nde alay edilen bir adama dönmüştü. Mesela bunu bu hale getiren büyük ihtimalle Guiza'nın kendisi değil. Anlatabildim mi? Sisteme ona göre uyarlamıyorsun. Mesela Yılmaz Vural. Mesela ben onu böyle direkt hani gözü yükseklerde ama böyle belki biraz böyle küçük esnaf mentalitesi vardı sanki hani. Hocam bizi kurtar mentalitesi vardı tabii insanların. Mesela hocam kurtar bizi tarzı bir deyince direkt Yılmaz Vural akla geliyordu. Ya Yılmaz Vural abi biraz Yılmaz Vural'ın kendisinde de sıkıntı var. Yani ne kadar iyi futboldan anlarsa anlasın. Ya biraz halkla ilişkileri de iyi yönetmek lazım. Yılmaz Vural o konuda gerçekten problemli biriydi. Yoksa yani daha yükseğe gelebilirdi. Sonuçta evet. Yani kıyısından dönmüş zamanında. Evet. Ya biraz teknik direktörlük tek şey değil sonuçta. Yani hani teknik konu değil. İletişim kısmı da var. O iletişim kısmı da güçlü olması lazım. Yani kim diyordu hatırlamıyorum ama teknik direktörlerden birisi, ünlü teknik direktörden birisi. Teknik direktörlüğün diyordu önemli bir kısmı aslında iletişim diyordu. Yani futbolcuyu ikna etmeniz lazım. Yani teknik konu ondan sonra gelir diye bir söz kullanıyor yabancı hocalardan biri. Şu an kim olduğunu hatırlayamadım. O zaman iletişim demişken bir futbolcunun ve teknik direktörün ağzından çıkan sana göre en akıllı cümle neydi ya da en etkileyici cümle? Artık sonra sen kendin seç. Aklında kalan böyle bir iki cümle say bize. Sen düşünürken ben sayabilirim.
Mesela ben Maldini'nin söylediğini söylüyorlar. Ben tabii yani duymadım ama mesela eğer rakibime müdahalede bulunmak zorunda kaldıysam bir önceki pozisyonda hata yapmışım demektir. Mesela benim için ve defans oyuncusunun bir felsefesi olması benim çok hoşuma gidiyor mesela. Birincisi bu. İkincisi de yine rahmetli Bobby Robson'un söylediğini hatırlıyorum ama verify etmedim. Taraftarlar senin gitmen adına tezahürat yapıyorlarsa bil ki yönetim arkanda duracaktır. Fakat taraftar yönetimi istifa diyorsa bavullarını hazırlamaya başla. Çok hoşuma gidiyor mesela da. O mesela yine bir menajerin olaylara bakıp böyle çok güzel böyle bir çıkarsama yapması benim çok hoşuma gitti. Mesela Bobby Robson zaten çok büyük bir hocaydı rahmetli. Ya benim diyeceklerim bu kadar ciddi değil ama ben yani söz yani bir quotation deyince aklıma gelen ilk futbolcu ya George Best kesinlikle zirvedir bu konuda. En sevdiğim lafı da şeydir yani kazandığım paranın %90'ını alkole ve kadınlara harcadım. Gerisi de çarçur oldu gitti der. Evet. Başka... Bu arada şey söyleyeyim. George Best tabii hayatını mahvetti garibim. Yani izleyen genç dinleyicilerimiz varsa evet onun hayat tarzını takip etmesinler. Ya başka çok sözleri de var da merak edenler açsın ofisi. Ben bir de bir hocadan paylaşayım. Bir de Mourinho'yu çok severim bu konuda. Yani Mourinho normalde çok sıkıcı futbol oynatır. Hani izlemesi hiç zevkli değildir onun oynattığı takımları ama yani konuşmaya gelince hakikaten çok başka bir seviye. Onun da şey lafını çok severim. Chelsea'ye ilk transfer olduğunda hoca olarak şey diyordu yani eğer kolayı seçseydim Porto'da kalırdım. Güzel mavi bir koltuk Şampiyonlar Ligi kupası Tanrı ve Tanrı'dan sonra ben diye Porto'daki karizmasını çok güzel özetler orada. O lafı evet. Çok severim. O zaman ego demişken ve futbol terimleri demişken yeni çıkan terim dizisiyle ilgili de bir Netflix'te çıkan terim dizisiyle ilgili de bir yorumlarını alalım. Ben beğenmedim belgeseli. Ben 4 bölümü de izledim. Ya beğenmedim derken izlenir. Ya çok sıkılmazsın. Yani şey daha doğrusu çok sıkılmaz. Sonuçta o yılları bilen hani bir böyle yemek yerken vakit geçirmek bir şey izleyeyim derseniz hani o yılları hatırlatan izlencelik bir şey var. Ama yani belgesel olarak çok fazla eksiği var. Nereden tutsan elinde kalıyor. Çünkü ya tamamen Fatih Terim güzellemesi gibi. Yani ben ya sevdiğim biridir. Sonuçta yani Türk futbolunun en önemli karakteridir bence. Ama evet. Yani sadece iyi kısımlar anlatılıyor birincisi. Rakipleri mi desem daha doğru olur bilemiyorum. Yani ya farklı isimler, ya birçok isim konuşuyor, çok az isim konuşuyor. Yani bu konuda referans noktası olarak ben aklıma ilk gelen şey, yani spor belgesi olarak en güzel örnek, yani yine Netflix yapımı The Last Dance. Ya orada Michael Jordan'ın can düşmanını bulmuş, konuşturmuş adam. Yani Isaiah Thomas, can düşmanı. Hatta takımın ismi Bad Boys'muş. Bayağı adam ikna etmişler veya kendi de konuşmak istiyordu. Sonuç haksızlığa uğradığını da düşünüyor muhtemelen belli konularda. Çıkıyor konuşuyor Michael Jordan aleyhine. Yani şeyin bir numarası, Chicago Bulls'un bir numarası aleyhine. Ya ben Fatih Terim belgesinde de öyle bir şey beklerdim. Yani sonuçta Pirlo'ya atfedilen bir laf var. Ya onun da gerçi Pirlo'nun söylemediği açığa çıkmış galiba. Galiba o söylememiş herhalde de yani öyle bir şey var. Kitabında olduğu söyleniyor ama evet hiç böyle ben de görmedim. Ama mesela Milan'da futbolcular tarafından çok sevilmediği söyleniyor. Bir beyefendiler masasından bahsediliyor. Ya en azından Pirlo konuşabilirdi. Pirlo şu an Türkiye'de yaşıyor. Teknik direktör. Yani bir Pirlo'ya mikrofon uzatılabilirdi. Onun haricinde ya hadi Hakan Şükür Arif Erdem siyasi sebeplerden konuşamıyor. Hani onu ya yani konuşturamıyorsun ama Bülent Korkmaz da konuşmamış mesela. Takımın kaptanı, UEFA Kupası'nı kazanan takımın kaptanı. Evet. Emre Belözoğlu konuşmuyor. Konuşan az futbolcu var. Onlar da hani Galatasaray'ın futbolcuları. Ya milli takıma 3 defa gitmiş. Ne bileyim Fenerbahçeli futbolcular konuşmuyor. Atıyorum yani Volkan Demirel'in Çek Cumhuriyeti maçında kırmızı yediği pozisyon konuşuyor ama Volkan Demirel'e söz verilmemiş falan. O konularda ciddi eksiği var yani. Çok az kişi konuşmuş. Maç içi görüntüler hani ya tamam Hakan Şükür Arif Erdem konuşturamıyorsun. En azından maç içi görüntülerini koyarsın. ya o facia eğer bilerek yapılmışsa facia gerçekten. Ya bilerek yapılmıştır çünkü Hertha Berlin maçı 4-1'lik maç yani. Doğru. Onda mıydı? İlk gol var, ikinci gol var, 3-4 yok muydu? Öyle garip bir durum vardı yani. Hani veya ne bileyim maç içi görüntü konuyor ama mesela hani gol konulmuyor ama maç içinde görüntü var. Gol olmayacaksa yani maç içi görüntü niye koydun? O yüzden çok ciddi eksikleri olan bir belgesel hani. Evet. Veya söylediğin ne bileyim... her şeye katılıyorum. Söylediğin her şeye katılıyorum. Kesinlikle çok 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 daha iyi olabilirdi.
Çok daha provokatif olabilirdi. Ben maalesef şunu görüyorum. Biraz Türk seyircisi için yapılmış. Yani bunu kimse izlemez. Avrupa'dan demişler, dünyadan. O yüzden biz bunu Türklere yapalım. Türkler izlesin. Milyonlarca insan izlesin. Ki izlemiştir büyük ihtimalle. Netflix de mutludur. Terim de mutludur. Galatasaraylılar da mutludur. Maalesef herkes mutlu bundan. Ama mesela bir Last Dance gibi bir şey yapsalardı, ki yapılabilirdi. Terim ilginç bir karakter. Belki Avrupa'dan da insanlar izlerdi. Belki dünyadan da insanlar izlerdi. Herhalde öyle bir şans kaçırılmış diye düşünüyorum ben. Bana biraz tartışma şey gibi geliyor. Yani ben Terim'in belgeselinden çok Hakan Şükür'ün konulmaması daha çok tartışıldı gibi geliyor bana. Bir de şey gibi geliyor, yani böyle düğün davetiyesi gibi çağrılmış. Yani istediği insanlar konuşmuş, istemediği insanlar konuşmamış gibi yani. Ve biraz da bu bence iki büyük soruna işaret ediyor. Yani bir, Türkiye'deki Netflix belgeseller zaten çok kalitesiz. Yani izlediğim için burada çok kötü şeyler. Yani çok hem içerik olarak kalitesiz, hem yapım olarak kalitesiz, hem senaryo olarak kalitesiz, oyuncu performansları olarak kalitesiz. Çok kötü görüyorum. Ve biraz da buradan bakınca diyorum ki acaba bizim seviyemiz mi bu? Yoksa bu Netflix çok dar bir çerçeveyle Türkiye'de çalışıyor. Onlar böyle şeyleri mi tercih ediyor diye. Ama büyük ihtimalle bunu ucuza kapatmaya çalışmışlar. Hem ucuza hem de siyasi bir tartışmaya mehal vermeden kapatmaya çalışmışlardır. İşte olabilecek en işte ödemeleri gereken şey, bu görüntüler için paraları belki ödememişlerdir. Çekmeleri gereken yerlere gitmemişlerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü dar bir çerçevede yapmışlardır. Bu işin birinci tarafı. İkinci tarafı da bir tarihçi olarak sizin son 20 yıllık tarihinizi en önemli etkisi olan bir insanı siyasi sebeplerle, tamamen siyasi sebeplerle yok saymaya çalışmak yani çok abes ve çoğu zaman da absürt kaçıyor yani. Ve ben açıkçası şunu söylüyorum. Yani tıpkı bugün Fatih Terim'in Türkiye Galatasaray'da unutulması gibi, yani Fatih Terim şu an Galatasaray'ın mevcut kadrosunda ya da şeyinde bir yerde değil yani artık, unutulması gibi böyle siyasi sebepler, konjonktürel sebeplerle de böyle çok büyük futbolcuların unutulduğunu görüyorum. Bir noktadan sonra da Galatasaray kendine haksızlık ediyor gibi geliyor bana. Çünkü ben Galatasaraylıyım ve benim çocukluğum tamamen Hakan Şükürleri, Arif Erdemleri, Fatih Terimleri, Hacileri falan izleyerek geçti yani. Ve çok fazla futbol maçı izledim yani onlarla sevindim, onlarla kalktım. Ya bu senin bir hafızan ve sen bu hafızandan kurtulamazsın yani. Ve bu ayıp bir şey de değil yani, yapılan, söylenen, anlatabiliyor muyum? Ama ne oluyor? Günün sonunda şunu görüyoruz ki insanlar ya da bu tarz böyle büyük sanat yaptığını zanneden insanların aslında ne kadar korkak, ne kadar politik olduğunu görüyorsun yani. Ve bence Galatasaray taraftarlarının buna bir cevap vermesi gerekiyordu yani. Seni Netflix etkilerselermiş daha iyi olurmuş. Hani farklı bir... Doğrudur yanlışsa söylediklerin. Sadece farklı şeyler duymak istiyor insanlar. Belki Terim ona cevap versin. Mesela sana cevap versin mesela Terim, anlatabildim mi? Duymak isterim ben yani. Ya işte şey görüyorsun yani, futbol bir eğlence. Ama Türkiye'de ben özellikle geçen sene bu daha çok vardı, bu sene biraz azaldı gibi. Fenerbahçe falan iyi top oynamaya başlayınca. Ya sürekli hakem eleştiriyoruz mesela. Fatih Terim'de bu daha fazla vardı. Mesela Fenerbahçe'de de geçen sene vardı ama sürekli futbol dışı meseleler konuşuyorduk yani Türkiye'de. Yani hiçbir zaman teknik, taktik, şöyle bir oyun stratejisi, bir oyun zekası falan filan. Öyle bir şey yok yani Türkiye'de. Fatih hani var ya, yani şuraya da bağlayayım onu bitireyim. Hani laf, futbol deyimleri konuşuyoruz yani. Şey yok, bam 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 diyor ya Fatih Terim. Aynı o mantık yani, anladın mı? Ya o biraz bence, ya biraz haksızlık ediliyor gibi orada bence. Ben hani teknik taktik konusunda öyle çok yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle şu var yani, hani 90'larda vesaire muhtemelen bayağı iyiydi. Yani bu arada kadroyu da sonuçta yani Ümit Milli Takım'dan itibaren yani o futbolcuları biraz da kendi çıkarıyor. Yani aslında... Ya belgesel de o kısımda biraz eksik aslında. Yani şeyden çok bahsediliyor. Ben hatırlamıyorum mesela 93 Akdeniz oyunlarında işte o milli takımla bir şampiyonluk yaşıyor. Oradaki futbolcular sonradan hani milli takımın, Galatasaray'ın çekirdeğini oluşturuyor. Çoğunu yine Fatih Terim buluyor futbolcuların farklı şehirlerden. Biraz anlatılıyor ama o da çok yetersiz kalıyor mesela. Teknik taktik konusunda muhtemelen 90'larda, 2000'lerin başında daha iyiydi ama zamana yenik düştü. Yani şu anda muhtemelen yetersiz kalıyor artık şeyi, futbol anlayışı. Onu da eklemiş olayım. Ya Terim'in zaten bakarsan en başarılı olduğu dönem. Gerçekten de evet, bak Türk futbolcular zaten iyi topçular gerçekten. Yani hakkında şey yapmayalım. Türk futbolcuları iyi ve Türk futbolcuların üzerinde gerçekten büyük bir etkisi var. Yani o hani gerçekten onları motive edebiliyor. Onlar artık baba gibi mi, abi gibi mi davranıyor. Gerçekten onları motive edebiliyor. Yabancı oyuncuları da iyi olunca yani o
ağırbaşlılığı, o profesyonelliği de ekleyince saha içinde de bir lider olunca işte Hagi gibi, yani Hagi inanılmaz bir oyuncu ama Popescu, Filipescu mesela, bunların hiç ben unutmuştum bir çoğunu. Mesela Filipescu'lar falan, onlar da çok iyi topçulardı. Onlar da iyi olunca gerçekten Fatih Terim çok başarılı oluyor yani takımları. Ama mesela ben hatırlıyorum, ne zaman Fatih Terim mesela yabancıları kötü transfer etmeye başladı. Bir ara hatırlıyorum 20 tane transferi vardı bir ikinci gelişinde sanırım Galatasaray'a. Üçüncü geliş miydi yoksa? Üç de olabilir. Üçüncü, dört defa inanılmaz kötü transferler yaptı. Yabancılar özellikle. Ve inanılmaz başarısız oldu. Yani gerçekten de yabancılar kötü olduğu zaman kendi de çok başarısız oluyor. Yani o yabancıların inputuna ihtiyacı var Terim'in. Ya i̇yi yabancıların inputuna ihtiyacı var. Bak burada da şunu söyleyeyim. Böyle iyi bir kadro falan diyoruz ya. Mesela Galatasaray, Fatih Terim'in en başarılı olduğu zamanlar dikkat et. O kadroyla Şenol Güneş de başarılı oldu. Anlatabiliyor muyum? Ya öyle yani, ama Dünya Kupası yani kadroyu kötü oynatmaman yetiyor hocam bir noktaya kadar. Bir noktada böyle berbat etmemen. Zaten adamlar yetenekli. Zaten oynuyor yani. Bir kapasitesi var. Heyecanlılar da istiyorlardı. Onu da sen bir şekilde iyi kötü bir sisteme oturttuğun zaman bir şekilde başarılı oluyorsun yani. Süreç gidiyor. Ama ben açıkçası yani 80'lerdeki 90'lardaki futbol tarzına uygun bir teknik adam olabilirler ama şimdiye kesinlikle olmadığını düşünüyorum. Bir de senin güzel bir noktan var. Burada yönetim önemli hocam. Bence Galatasaray'ın mevcut başarılarında Faruk Süren yönetiminin büyük bir önemi var yani. Anlatabiliyor muyum? Ciddi bir yönetim şeyi var. Yani orada ben hep şunu gördüm. Yönetim ne zaman bütün takımın her şeyini, transferlerini, transferlere verilecek ücretleri dahi Fatih Terim'e bıraktığı, tamam mı? Orada Fatih Terim hep başarısız oldu ya dönemlerde. Ama ne zaman Fatih Terim transferleri yapmadı ya da çok küçük dokunuşlarına izin verildi, o zaman Fatih Terim daha başarılı oldu. Çünkü abi bir koltukta iki karpuz taşınmıyor. Fatih Terim hem sahayı hem de transferleri yönetemez yani. Anlatabiliyor muyum? Hem de bu bütün o şeyleri yürütemez yani. Özetle şunu diyeceğim abi belgeselle ilgili. Ya Fatih Terim sonuçta yani Türk futbol tarihin en büyük teknik direktörü bence. Bilmiyorum. Karşı çıkan da çok bence olmaz de, bence de o kuşkusuz bence de. Yani Şenol Güneş, Mustafa evet, Denizli evet. Hani yakınlar ama Fatih Terim yani özellikle başarılarıyla, Avrupa'daki şunu, başarılarıyla geçmiş. Şunu diyecektim. Ya ben otursam çok iddialı olacak belki ama yani hani otursam bir arşiv taraması yapsam, şey yapsam zaten ya böyle bir şey, izlenecek bir şey ortaya çıkar. Çünkü hikaye çok büyük zaten. Yani anlatacak çok şey var. Hani o yüzden ya belgesel her türlü izlenir bu belgesel. Çünkü sonuçta ya Galatasaray'da olan da olmayan da bir merak eder ne var diye. Ama sonuç olarak bence iyi bir belgesel değil yani. Çok acele getirilmiş. Ben senin bir tweetini görmüştüm. Şokopop daha iyi yapardı. Kesinlikle katılıyorum. Şokopop kesinlikle daha iyi yapardı bunu. Ya yani Şokopop artık kim? Evet. Ya şeyleri konuşturamazdı muhtemelen. O İtalyan gazeteci falan konuşuyor işte. O iki yabancı futbolcu ve Rui Costa vesaire. Onları konuşturamazdı muhtemelen ama dönemin ruhunu iyi yansıtırdı yani. Niye konuşturamayacak ki? Netflix parasını verecek, çağıracak yani. Sıkıntı olmaz. Ya, yok ben şeyi kazdım. Şimdi şey... kapatmamız lazım. ben onu yani yazarken şunu kastettim. Yani Netflix bütçe vermese bile kendi YouTube kanalında daha iyisini çekerdi. Anladım. O kadar şey. Anladım. Sen daha da şey ilerisin. Evet, o zaman şöyle, benim çok sevdiğim futbol podcastleri var. İkisi de İngilizce. Öyle de bitirelim. Birincisi Football Book Club. Futbolcuların otobiyografilerini okuyorlar ve yorumluyorlar. Yani inanılmaz komik yani bazı bölümler. Mutlaka tavsiye ederim. İkincisi de Football Clichés. Onda da yine bizim yaptığımız gibi bu tarz böyle listeler yapıyorlar. İşte atıyorum mesela Süper Lig'de işte Türkiye Ligi'nde oynayabilecek, oynaması gereken mesela Premier Lig futbolcuları böyle. Mesela çok hoşuma gitmişti o bölüm. Mesela Karezma mesela. Çok teknik ama çok üst düzey bir futbolcu değil. Hani dünya standartında bir futbolcu değil ve istikrarlı değil. Mesela gerçekten de bu tam Türkiye Ligi tarzı bir topçu. Premier Lig'de göreceği ilgi Türkiye Ligi'ndekinin hani belki onda biri bile olmayacak. Ve bu tarz oyuncular gerçekten hani o ilgiyi çok seviyorlar. Gerçekten o bölümü mesela tavsiye ederim. Sizlerin de tavsiyesi varsa? Podcast yoktu. Aslında bir kitap okumuştum. A Secret Footballer miydi? Yanlış mı hatırlıyorum ismini? Tam hatırlamıyorum. Secret Footballer diye bir evet, kitap var. Evet, oydu yanlış hatırlamıyorum. Onu okumuştum. Uzun bir süre önce eski bir futbolcu ismini açıklamıyor. Gördüklerini, sektörle ilgili gördüklerini anlatıyor. Bayağı çarpıcı şeyler anlatıyordu. Onu belki tavsiye edebilirim. Ya ben podcast'den ziyade mesela son dönemlerde sosyal medyada özellikle YouTube'da futbol kanallarının büyük bir ilgi görmesi. Yani klasik ana akım medyadan ziyade artık futbol tartışmalarının tamamen YouTube üzerinden, sosyal medya üzerinden gitmesi yani. YouTube'da çok fazla futbol kanalı çıktı ve yani
yüz binlerce izleniyor, takipçisi var yani, takip edeni var. Dolayısıyla mesela artık onlar da çok ciddi ciddi prodüksiyon yapıyorlar. Yani bayağı böyle 20-30 kişilik kadrolarla farklı farklı program formatlarıyla konuşuyorlar. Ve gerçekten de ilginç oluyor. Yani sadece futbolun teknik ve taktik açıdan değişmedi yani son 10-15 yılda. Futbol aynı zamanda sunum olarak da tartışma sahası da artık değişti. Artık televizyonlardan daha ziyade şeylere geldi. Sosyal medyaya geldi ve bence artık daha kaliteli tartışılmaya başladı. Daha böyle teknik, daha böyle dolu dolu tartışılmaya başladığını düşünüyorum futbolun. O bana daha çok zevk veriyor, bilmiyorum. Çok güzel bir örnek var. Tifo Atletik'in YouTube kanalı. Onu da ekleyelim listeye. Çok, gerçekten çok hoş analizler yapıyorlar. Kerem'ciğim çok teşekkür ederiz. Çok çok güzel bir bölümdü. Ben teşekkür Seni ederim. Seni üçüncü kez çağıracağız. Öncekini de siliyor muyuz? Bugün herhalde çok çalışamadan geldim. Nesiller boyu kalacak. Nesiller boyu. O artık tarihe yazıldı o ilk bölüm. O ilk bölüm tarihe yazıldı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim herkese de. Bağımsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok...